herkes var olan hukuka teslim olacaktır değerli arkadaşlar. Hukuktan kaçmayacaktır. Paçasını kurtarma adına hukuku değiştirmeye ya da karalamaya kalkışmayacaktır. Bakın, ileri demokrasilerin hiçbirisinde hukuk kuralları olaylara göre, zamana göre, zemine göre, kişilere göre, hükümetlere göre değişmez. Bir kere adalet sistemi kurulur, hukuk kuralları yazılır, uygulamaya konur, yüzlerce yıl o ülkeler o hukuk kurallarıyla yönetilirler. Başlarına bir olay geldiği zaman hiçbir devlet yetkilisi, başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanları, hükümeti, biz acaba şu kuralı değiştirirsek buradan nasıl kendimizi kurtarırız? Onu buradan alır buraya atarsak, onun yerine şunu verirsek nasıl paçamızı kurtarırızın peşine düşmezler. Herkes hukukun önüne gider. İşte orada hukuk, herkes hukuk önünde eşittir ilkesi işte oralarda işler. Türkiye'de işlemiyor. Türkiye sadece sözde var değerli arkadaşlar. Bunu yapmadığınız sürece kimi getirirseniz getirin, hangi hukuk sisteminizi kurarsanız kurun, paçanızı kurtaramazsınız. Bunun sonu yoktur değerli arkadaşlar. Değirmen gibi ölçseniz de bunun sonu yoktur. Onun için yapılması gereken burada herkesin hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması ve hukuktan kimsenin kaçmasına fırsat verilmemesidir. Yapılması gereken budur. Toplumun da hükümetten ve bizleri yönetenlerden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerden beklentisi budur. En büyük beklentisi budur. Bakın, yerel seçimlere gidiyoruz. Bu önümüzdeki Ocak ayın içerisindeki gelişmelere göre Türkiye belki yasal olarak iki seçimi birleştiremeyebilir ama hemen yerel seçimlerden sonra bir genel seçim havasına girmesi hiç de uzak bir ihtimal değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'nin bir genel seçim yaşaması kuvvetle muhtemeldir değerli arkadaşlar. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak işin bilincindeyiz, süreci doğru okuyoruz ve neticede kıymetli arkadaşlarım, buna göre hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. Bakın, başından beri hep şunu söyledik. Dedik ki biz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Türkiye'yi dönem dönem çeşitli grupları karşı karşıya getirerek karıştırdılar ve karıştırmaya devam ediyorlar. Türkiye daha önce sağ sol kavgaları yaşadı. Alevi-Sünni kavgaları yaşadı. En son PKK ile birlikte Kürt-Türk kavgası yaşatmaya çalıştılar. Ve bütün bunların ötesinde şu anda bir cemaat hükümet kavgasıyla Türkiye'yi karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da burada herkesin bu oyunun farkında olması lazım. Ve herkesin Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, onun ötesinde bütün Türk İslam dünyasının geleceğini, istikbalini düşünerek tavır almasını, duruş sergilemesini ve fedakarlık yapılması gerekiyorsa da fedakarlık yapmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak tavsiye ediyoruz. Ama burada şunu da söylüyoruz ki net bir şekilde sandık hiçbir zaman hiç kimseye, hiçbir demokratik hükümete despotizm yolunu açmaz değerli arkadaşlar. Tam tersine sandık öyle meşru bir şekilde işletilirse tam tersine hükümet edenlerin, devleti yönetenlerin daha hoşgörülü, daha kucaklayıcı, daha birleştirici, daha bütünleştirici ve daha özverili, fedakarlık yapılması gerekiyorsa da fedakarlığı milletin kendilerini yönetmesi için seçtikleri yapması gerekir değerli arkadaşlar. Yapılması gereken budur. Bir de sandığın demokratikleştirilmesi gerekir.
Her fırsatta sandık diyeceksiniz. Her fırsatta milli irade diyeceksiniz. Ama sandığı demokratikleştirmeyeceksiniz. Milli iradenin sandığa doğru bir şekilde yansımasının önündeki engelleri kaldırmayacaksınız. Hizmet Cemaati ile Büyük Birlik Partisi arasındaki yakın ilişkiden bahsedilmektedir. Bizim sadece Hizmet Cemaati ile değil, Türkiye'deki bütün cemaatlerle yakın ilişkimiz vardır. Herkes bunu bilsin. Kimseden de gizli ve saklı değil. Bütün ehli tarik olan kardeşlerimiz, bütün cemaat ehli olan kardeşlerimiz, yani kim alnını secdeye koyuyorsa, kim ellerini açıp dua ediyorsa, Allah'a teslim olan herkes bizim kardeşimizdir. Herkese de yakın ilişkimizdir. Bizim onun için bu anlamda alnımız aktır, başımız diktir. Devlet ve millet düşmanları, bölücüler, devletin askerine, polisine kurşun sıkanlar, milletin arasına fitne sokanlar, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlar elbette ki bizim düşmanımızdır. Biz bunu daha önce de söyledik. Daha önce de net ifade ettik. Allah'ın emriyle birbirimize bağlandığımız Kürt kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Aynı Arnavutlar gibi, Boşnaklar gibi, Çerkezler gibi. Ama bu millete 30 yıldır kan kusturan, milleti bölmeye çalışan, kundaktaki bebeğe kurşun sıkan PKK ve onun her türlü uzantısı bizim düşmanımızdır. Ve bu hainliklerinden dönmedikleri sürece de düşman listemizde kalmaya devam edecekler.